Spor gününe hoş geldiniz sevgili seyirciler. Güzel bir bayram günü yine sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuklarım var. Sayın Nevzat Kırceylan ve Sevinç Kırceylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınız kutlu Hoş bulduk olsun. Sayın Doğan. İyi yayınlar. Sizlerin de ve futbol severlerin, Balıkesir halkının, Müslüman alemin de bayramını mübarek olsun. Herkese sağlık, mutluluk, huzur, başarı getirsin. Evet, Balıkesir her ne kadar güzel bir bayram yaşasa da diğer günlere nazaran çok boş biliyorsunuz. Herkes tatile gitti. Tatile gitmeyenler de bayramı gerçekten bayram gibi yaşıyor. Biz görüyoruz. Biz de ailece bayramlaştık. Çünkü bayramların kendine özgü bir güzelliği var. Bakın bir ay oruçlar tutuldu, dualar yapıldı, ibadetler yapıldı ve bunun sonucunda da bayramda bu coşku, bayrama ulaşmanın coşkusu güzel bir şekilde kutlandı. Siz ne yaptınız bayramda? Şimdi bayram tabii bizim için yeni başladı. Tatile gitmeyi pek şimdilik düşünmedik. Mazeretlerimiz vardı. Ancak Ramazan boyunca yaşananlar ve çocukluğumuzun bayramlarına baktığımız zaman biz bayramları iple çekerdik. Lunaparklar kurulur, el öpmelere gidilir idi. Akraba ve komşu, yakın komşuların ellerini öperdik. Bunun coşkusuyla yeni alınan kıyafetler, bayramlıklar ve alınan toplanan harçlıklar, verilen hediyeler, daha çok şeker de veriliyordu ya bize, o zaman bu kadar para yoktu. Neyse, topladığımız paralarla Luna Parklara, orayı buraya giderdik. Şimdi işte bakıyorum, Ramazan boyunca herkes akşam iftarlarını, sokakta iftarları ipler çeker duruma geldi. Şimdi bakıyorum, iki pencereden bakıyorum. Milletimiz mi yoksullaştı, yoksa bağış yapanlar mı çoğaldı? Onu anlamakta zorluk çektim. Yani bağış yapanlar mı zenginleşti, Şimdi onun için milletimiz sokaklarda mi çok fakirleşti? yadırgadım. Her akşam insanlar koşturmaca bir o yemeğe, bir bu yemeğe, bir o yemeğe, bir o yemeğe giden derken insanlarımız helak oldular. Osla ne diyor? Yaradan Allah, yapılan hayırların bir elin öbür elden haberi olmayacak diyor. Halbuki bu kadar masrafı yapıp da insanlar evlerinde erzaklarla yapsalardı, sokakta trafikler aksıyor, insanların yaşam şekli değişiyor. O masalar, sandalyeler, hınca hınç sokaklar dolu oluyor. Koşturmaca insanlar yemek peşinde koşar duruma geldiler. Bu beni çok rencide etti daha doğrusu. Halbuki evlerine erzak olarak verilseydi bu insanlara, bu insanlar evlerinde rahatla iftarlarını açsalardı çok daha iyi olurdu. Çünkü zaman zaman bakıyorduk, duyuyoruz, yetişemeyen insanların, yemek yiyemeden kalkıp gidenlerin olduğu zamanlar olmuş, anlatılanlar öyle söylüyorlar. Bu beni çok incitti. İnşallah bir dahaki şeylerde, yani iftar yoksulları sevindirme ayı, Ramazan ayı. Öyle değil. Tam aksine kelli felli insanların, beyaz yakalıların bol olduğu bir duruma geldi. Aynı zamanda tabii bu seçim münasebetiyle bana daha da yadırgatıcı bir durum ortaya çıkardı. Siyasilerin gövde gösterisine dönüştü adeta. İnşallah bir dahaki seçimlerde, ben bir dahaki Ramazanlarda böyle bir şeylerin olmasını değil, daha ziyade evlerine verilen, kapılarına bırakılan erzaklarla bir ay boyunca iaşelerini insanların kendileri yapmasından yanayım. İnşallah sokak ortalarında verilen ziyafetler bir daha olmaz. Evet. Şimdi şu var Nevzat abi, doğru şeyler söyledin. Gerçekten benim de dikkatimi çekiyor ve üzülüyorum. Yani o şekilde olmaması gerektiğine inanıyorum. Hayırların daha usturuplu bir şekilde yapılması taraftarıyım. Öyle bir noktaya geliyor ki işte biz şu kadarlık iftar verdik, siz bu kadarlık iftar verdiniz şeklinde bir yarışa dönüşüyor gibi bir izlenim de uyandırıyor aynı zamanda. Hadi onu geçtim. Ramazan bitti, bayram başladı ve bayramda neredeyse Balıkesir tamamen boşaldı. Yani
bir eski sizin bahsettiğiniz ki siz bizden birkaç yaş evet. büyüksünüz diyelim. Evet. sizin zamanınızdaki ve bizim zamanımızdaki bayramlar böyle değildi. Bayrama şöyle. İple çekerdik. Evet. ve hemen hemen bütün komşularımızı ziyaret ederdik. Ve gittiğimiz evlerde çok hoş karşılanırdık. Çok iyi karşılanırdık. İnsanların maddi gelirleri düşük olmasına rağmen gönülleri zengindi. Kesin. Ve o gönül zenginliğini sınırsız bir şekilde çocukların ve misafirlerin mutluluğu için harcarlardı. Ama günümüzde işte bakıyoruz, bayram olmuş. Herkes tatile gitmiş. Kimisi denize gitmiş. Kimisi göle gitmiş. Velhasıl o bayramların o tatlı uhrevi havası yavaş yavaş kaybolmuş. Şimdi eşimle gelirken, buraya stüdyoya gelirken onları konuşarak geldik. Ramazan bitmeden evvel de akşamları dışarıya çıktığımız zaman ya iftar vakitlerinde yollar, trafikler dolayı tıkanıyor idi. Hınca hınç araba her yer. Onlar gitmiş şimdi bayramda. Bakıyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi eski bayramlar, bayramlaşmalar ortadan kalkmış gitmiş. Ne olmuş? Bayram bahane, tatil şahaneye dönüşmüş. Onun için dediğiniz gibi hakikaten insanlar arabasına atlayan şehri boşaltmış gitmiş. Neredeyse konu komşu birbirine bayram edemez. Hatta önceden arifeden bayramları kutlamalar başladı artık. Onun için bayramların önemi her geçen gün. Hemen bir kurum mesaj. Şimdi ben de yolda gelirken 5 tane mesaj geldi. Bayramınız kutlu olsun. Herkes bayramları artık da ya telefonla ya mesajdan. Evet, eskiden kutlular. Hatırlıyorsunuz. Hanım bir de bana diyor ki bana çok sana mesaj geliyor diyor. Hep bayramlar telefondan kutlanıyor diyor. Yani ispatı var yanında. Şimdi aynı şeyden muzdarip. Şimdi, o kadar çok geliyor ki. Şimdi bir tane mesaj yazılıyor. Toplu olarak herkese gönderiliyor. Ve yasak savuluyor. Ama eskiden böyle değildi biliyorsunuz. Orada kart satıcıları vardı. Tebrik kartı satıcıları. Evet, evet. Ve onların önünde çok uzun kuyruklar oluyor. Kart seçilirdi. Kart posta. Seçilirdi. Daha sonra o kartlar yazılırdı, arkalara, zarflanırdı, evet. PTT'ye gidilirdi ve PTT'de yine uzunca kuyruklarda evet. beklenirdi. Fakat o kartlara yazılanlar insanların gerçek duygularıydı. Evet, katılıyorum ben size. Şimdi internette işte o hazır mesajlar alınıp da hemen işte bayramınız kutlu olsun tarzında değil, daha çok insanların gönülden gelen hissettikleri duygularıydı. Maalesef onlar kayboldu. Şimdi vallahi eşimle beraber bayramlaşmaya gidelim diyorum. Teyzemlere gidelim diyoruz. O teyze yok. Abimlere gidelim diyoruz. Abimler yok. Kardeşime gidelim diyoruz. Kardeşim hiçbir akrabama da. Hepsi tatile gitti. Herkes tatilde. şimdi hadi büyüklerin ellerini öpelim demeye gittik. Hiçbirini evde bulamıyoruz. Gerçekten o zaman da bayramda gelmedin diyorlar. Bugün telefonla aradık. Arkadaşımızı çok samimi bir arkadaşım. Akşama ziyaretlerine gidelim dedik. Aa dedi ben Altınoluk'tayım yazlıkta. yani kursağımız boğazımızda kaldı. Ama gerçekten o bayramların önemi anlatıldığı kadar vardı. Gerçekten vardı. Çünkü insanları, konu komşuyu, yakınları bir araya getiriyor. Yeni yetişen çocukların büyüdüklerini fark ediyoruz, görüyoruz. O vesile oluyor bayramlarda. Bir bakıyoruz komşunun torunu kocaman olmuş. Aa maşallah diyoruz. Yahut bizim çocuğumuz büyümüş. Ona komşu ne kadar güzel olmuş maşallah. Genç kız olmuş diyor. Delikanlı oğlan olmuş diyor. Vesselam. Bu güzel sözler artık duyulmaz oldu. Maalesef çağa ayak uydurmak zorundayız. Yenge Hanım çok iyi bilir. Eskiden mahallelerde bütün komşular toplanır, yufkalar yapılırdı. Evet. Ramazan için. Pazılar, börekler atılır. Değil mi? evet.
İsterseniz kalabalık. Onlardan bahsedelim biraz. Nasıl börekler açıyordunuz? Kalabalıkla açılıyordu yani. El birliğiyle mi açıyordunuz? El birliğiyle evet. Açıyordunuz. Yani. Evet. Güzel oluyordu. Şimdi o güzellikler yok yani. Yapıyorsunuz, tabii. Hazırlık yapıyorsunuz. Tabii, evet. En çok cevizli mi yapardınız? Fındık cevizli mı? De oluyordu. Cevizli yapardınız. Evet. Evet, eskiden toplanırdı bütün mahalleli. Yufkalar yapılırdı. Daha sonra o yufkalar çarşaflara sarılırdı. Ve bütün Ramazan boyunca hemen hemen bütün sahurlarda bu yufkalardan yapılan börekler yenirdi. Evet. Şimdi mendiller içinde verilirdi. Bir de ben çocukluğumda hatırladığım mesela şimdi kim diyelim beraber futbol oynadığımız Taner kardeşim, teyzemin oğlu Taner. Onun babası ziraatçı, varlık da yerinde. Onlar bizim birinci ziyaret kapımız oluyordu. Bir de öbür teyzemin de vardı. Onlar büyük paralar veriyordu. Onları hemen pusuya yatıyorduk. Çünkü büyük para kolay herkesten alınmıyor. Evet, tabii. Doğru. Şimdi çocuklar arasında şöyle bir konuşma da geçiyordu. Biz de yaşadık tabii ki bunları. İşte bak şu kişi para veriyor, hemen gidin paranızı alın. Evet. Bayramlaşın paranızı gerçekten alın deniyordu. Evet öyleydi. Değil mi? Evet. Evet. Ne yapacaksın? Tabii Luna Park korunmuş. Oyuncaklara, kayıklara bineceğiz. Dönme dolaplara bineceğiz. Haliyle atlı karıncalara bineceğiz. Bunlar hep parayla olan şeyler. O bakımdan para toplamamız lazım. Sırf annemizin babamızın verdiği para da bunlar karşılanmıyor haliyle. Çünkü hem bize veriyor anne babamız hem başka çocuklara da veriyor. Konu komşu çocuklarına biz de topluyoruz ama onun ayrı bir güzelliği vardı. Tabii neşesi başkaydı. Ama ne yapalım? Bu hayat böyle. Yine demin söylediğim gibi bayram bahane, tatil şahane. Evet. İnsanlar bu hale geldi. Bir de hatırlayabildiğim şu vardı. Tabii para veren, şeker veren de çok oluyordu. Fakat genellikle bayramların değişmez hediyelerinden birisi de mendildi. Evet, çok doğru. Mendildi. Gidip elinizi öptüğümüz akrabalarımız, komşularımız sakız gibi. Evet. Bembeyaz çorap veya çocuklara öyle sevindiriliyor. Bembeyaz mendil, ipek mendil. Yeah. Ve sizin dediğiniz gibi çorap bir paket yapıp veriyorlardı. Çok hoş bir gelenekti. Çok güzeldi ve mendil kullanma alışkanlığı o dönemde çoktu. Evet. Hemen hemen herkesin cebinde bir mendil oluyordu. Vardı, evet. Tabii şimdiki gibi kağıt mendil gibi değil. Yoktu gerçi de. Olsa da o mendillerin yeri ayrıydı. Şimdi ben şöyle bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli annemle babam sağ olduğu süre içerisinde iki tane eniştem. Bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptılar. Çok enteresan. Anneannemiz sağken bir masa kuruluyordu. 24-25 kişi bayram yemeği yeniyordu anneannem de. Teyzelerimiz sağ, dayımız sağ, onların çocukları ondan sonra. Sonra herkes Balıkesir'de iştigal ettiği için toplanmak daha kolay oluyordu. Ancak dışarıya kız verdiysek, mesela kız kardeşlerim benim dışarıya gittiler. Onlar da bizim şansımız her bayram anne babalarını, hem enişteler anne babalarını hem de bizimkilerini ziyaret ediyorlardı. Biz o mutluluğu hep sürdürdük. Ne zamana kadar? Annemle babam rahmetli oluncaya kadar. Onlar öldü. Onların eniştelerin anne babaları ölünce artık buluşmak bir hayal oldu. Telefonlarla artık buluşuyoruz. Kısa mesajlarla. Kısa mesajlarla. İşte bu bayramda aynen onlarla bayramlaştık. Çünkü buraya gelmemelerini gerektiren bir durum ortadan kalktı. Mesela ben kız kardeşimin torununu şimdi 2 yaşına geldi. Çünkü Balıkesir dışında ikamet ettikleri için daha görme kısmeti olmadı. Onlar uzak yerlerde. Şimdi konuşmaya başladılar. Bu bayramda biz bayramlaştık onlarla. Allah onlara uzun ömür versin.
Tabii kendi anne babaları da burada olmadığı için, bizimkiler de olmadığı için, onlar da kendi hayatlarını kurduğu için artık oralarda, yabancı yerlerde, kendi grupları diyen. Şimdiki gençlik bir de şey yapıyor tabii, bayramlaşmayı vesile yapıp, bayram tatilinde nereye gideceğiz? Bayramlaşmaya değil, bayram tatilinde nereye gideceğiz? Çeşme'ye mi gideceğiz? Bodrum'a mı gideceğiz? Alaçatı'ya mı gideceğiz? Uludağ'a mı çıkacağız? Altımızda araba da var diyorlar. Ya kısa günde bir bayram tatili yakalamışık, bunu da bayramlaşmalı mı geçirelim? Bir mesaj var. Medeniyet denen bir şey var. Mesajları çekelim, gönülleri olsun, biz de tatile çıkalım diyorlar. İşte gördüğünüz gibi biz de eşimle beraber bayramı, bütün Balıkesir halkının bayramını kutlamaya sizlerle beraber olmaya geldik. Olsun, bu da güzel. Tabii şimdi teknolojinin şey. Gelişimini durduramayız. Teknoloji gelişecek, büyüyecek. Çok daha büyük yenilikler gelecek, bizim hayatımıza girecek. Ama aynı evde oturup, aynı odada oturan iki kişi neredeyse birbirine mesaj atacak seviyeye duruma geldi. Gerçekten öyle oldu. Birbiriyle iletişimi yok. Ne ailelerin birbiriyle iletişimi var, ne çocukların birbirleriyle iletişimi var, ne akrabaların birbiriyle iletişimi var. Yani bir odada bir yere gitmiştik, bir düğüne gitmiştik. İnanın yani o kadar çok üzüldüm ki, kalaba bir salon, herkesin elinde cep telefonu, hiç tek kelime yok. Herkes telefonuyla meşgul ve o şekilde bir ortam. Tabii ki şimdi bu gelişmenin bir göstergesi olmamalı. Eskiden bayram yerleri kurulurdu. Biraz önce bahsettiğimiz gibi gidip komşularımızın, akrabalarımızın ellerini öptüğümüzde almış olduğumuz paraları gidip sonuna kadar orada harcardık. Gönlümüze kadar eğlenirdik. Çok daha değişik duygular yaşardık. Ama maalesef bu duyguların yerinde şu anda yeller esiyor. Ben birkaç tane size anımı anlatayım. İşte yeni yetişiyoruz filan. Tabii o zamanlar sizin de şu andaki bahsettiğimiz insanlarımızın, toplumun yaşadığı durum yok. En çok da Susurluk Panayırı, Bigadıç Panayırı, Balıkesir Panayırı, Dursun Bey. Bunlar hep önde gelendi. Çadır tiyatroları vardı. Orada rakkaseler, dans eder, oyun oynarlar. Halkacılar vardı. Kaleler kurulur. Spor meraklıları, penaltı atışları. 3 gole bir hediye verilirdi. Kaleciler plonjon yapar. Ondan sonra penaltıları atan mutlu bir paket alırdı. Şimdi bu gibi eğlenceler, tiyatrolar yok oldu. Çadır tiyatroları yok oldu. Yani bunlar şimdi sergiye dönüştü. İşte bizim burada da gördüğümüz gibi eski hal yerin yapılan yerde, meydanda bir sürü alışveriş, hediyelik eşya satış mağazaları kuruldu. Mesela ufak tefek çocuklar için eğlendirici bir şeyler yapıldı. Yani büyükleri tatmin edici bir şeyler artık eskisi gibi yok. Onun için bayramlar hakikaten tatile dönüştü tam manasıyla. Tabii günlük hayatın koşuşturması ve hayatın zorlaşmasını da bunun içine katabiliriz. Şimdi ben de bir bakıma sevindim yani şu anda. İyi tarafları da var. Şimdi eşim çalıştığı için sabah gidiyor, akşam geliyordu. Haliyle akşamdan akşama buluşuyoruz. Sabah hadi güle güle, hayırlı işler. Akşam geliyoruz. Şimdi tatilde hiç olmasa evi çekip çeviriyor, evin ihtiyaçlarını karşılıyor, temizliğini yapıyor, evi düzenliyor. Eşimiz evde olduğu için ayrı biz mutluyuz ayrıca. Yani tatile gitmesek de bayram ziyareti çok fazla olmayacağı için ben de eşimle evimde daha çok zaman geçirme şansını yakaladım. Ben bu bayramda mutluyum yani bu aynı zamanda bu olaydan. Evet. Gelen kısa mesajlar da sizi tatmin ediyor zaten, evet, fazlasıyla. Evet. Değil mi? Evet. Her ne kadar bunu eleştirsek de
Gelen kısa mesajlar her ne kadar hazır mesajlar olsa da yine de anımsanmak güzel. Yani evet, katılıyorum. Buna da katılmamak ne yapalım? İcabet edeceğiz yani. Ben hala mesaj çekmeyi sevmiyorum. Öğrenmek bile istemiyorum. Sesini duymak beni çok mutlu ediyor insanın. Ama ne yapalım? Karşı taraf bunu tercih ediyorsa yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? Birçok gurbete çıkan insanlarla hiç olmasa bu şekilde haberleşme şansı oluyor. Çağa uydurmaktan başka çaremiz de yok. Bilim adamları, iş adamları, hayatımıza yön veren kişiler böyle istiyorlarsa, uymazsak toplum dışı kalma zorunda kalacağız. Mecburuz hepsine ayak uydurmak. Nasıl telefona... İnsanlar tatil yapsın. İnsanlar istediği yere de gitsin. Ama insanların birbiriyle iletişim kurmasına engel olmamalı bu gelişme. En azından işte dini bayramların, resmi bayramların, işte kurtuluş bayramlarının, mesela eskiden bir 23 Nisan'ları hatırlıyorum ben. Yer gök insan olurdu. Evet. Bir 6 Eylül bayramı çok büyük coşkuyla yaşanıyordu. Gerçekten. Ama şu anda 6 Eylül bayramının ne zaman olduğunu bilmeyenler veya o gün kutlama yapıldığını birçok kimsenin bilmediği bir durumla karşılaşıyoruz. Vallahi ben de çocukluğumda hatırlıyorum, 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşunda yerimizi hemen almak isterdik. Uygun bir yer kapmak isterdik. Çünkü resmi geçitler Milli Kuvvetler Caddesi'nde yapılır, Anafartlar Caddesi'nde. Cumhuriyet Meydanı yani istasyon meydanında toplanılır doğum evine kadar. Ondan sonra kortej halinde geçer. İnsanlar, çoluk çocuk, aileler bunları getirirler. O kortejdeki insanları alkışlarlar. Onlar çok değişik bir duygulardı. İnsanların duygularında da değişiklikler olmaya başladı. Kolonyacılar kolonya dökerlerdi. Şekerciler şeker atardı. Sebzeciler meyve verirdi. Etülü kabaklarımız vardı bizim. Evet. Bunu tabakhanede deri yapan insanlar hayvan derilerini giyerler. Onlara tülü kabak deniyordu. Simsiyah boyanırlar filan. İnsanların üstüne yürüyüp korkuturlar. Onlar da ayrı bir heyecan veriyordu. Tülü tabaklar. Kabak değil de tabak. Tülü tabaklar aslında. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde düşmanları korkutmak için o şekilde giyinip ve yapılan direnişe katkı gösteren insanlar. Onların belki de Türkiye'de tek tülü tabaklar sadece Balıkesir'de var. Balıkesir'le özdeşleşmiş artık. Biz o 6 Eylül bayramlarında tülü tabakları izlemek için gidiyorduk. Ve onlar biliyorsunuz diğerleri gibi korteji takip etmezler. Halkın aralarına dalarlardı ve korkuturlardı, heyecan yaratırlardı. Bu güzellikleri unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama vallahi Sayın Doğan, şimdi ben size teşekkür edeceğim. Bu yaşıma kadar geldim. Ondan sonra ben bunun böyle olduğunu, tülü tabaklar olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nda bunların görev aldığını inanın sizden duyuyorum. Hiç bize bunları anlatmadılar. Çok enteresan. Bu konuda da bizi aydınlatmış oldunuz. Hani ne derler, öğrenmenin yaşı yoktur diye, biz de bunu da öğrenmiş olduk. Ciddi söylüyorum. Yanlış kullanıyorduk biz. Tülü kabak diyorduk. Hiç bize kimse de bunun tülü tabak olduğunu, neden olduğunu ne okullarımızda bize anlattılar, ne büyüklerimiz anlattılar. Bir şeyi biliyorsak doğrusunu doğru kişiden almakta fayda var. Yanlış kişilerden yanlış bilgileri almamak lazım. Size çok teşekkür ediyorum. Yo, rica ederim. İyi oldu benim için de yani. Bu konuda aslında sevgili hocamız Aydın Ayhan'ın çok değerli araştırmaları var. İnşallah bu tülü tabaklar konusu çok ciddi bir şekilde işlenir ve Balıkesir'in kurtuluşunda tülü tabakların ne kadar önemli rol oynadığı da anlaşılır. Çünkü çok önemli. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi bu tülü tabaklar bir görev verilmemiş. Gönüllü olarak bu hizmeti yapmışlar. Dolayısıyla bütün halkımız gibi
ülkenin düşmanlardan kurtulması anlamında. Bu açıdan tülü tabaklar da Balıkesir için çok önemli. Ben bu konuda iki şeyi belirtmeden geçemeyeceğim Sayın Doğan. Hocamız Ayhan hocamız Aydın Ayhan hocamız İvrindili. Öyle biliyorum, benim eniştemin de sınıf arkadaşı. Balıkesir için büyük şanstır. Karis Televizyon'da şanstır. Niçin? İki değerli bir kişi ve bir müessese Balıkesir'e bu konuda ufkunu açıyor. Birçok şeyleri aydınlatıyorlar. Hocamız gerçekten çok değerli Balıkesir için. Büyük bir kazanç vatan evladı. Bu konularda çok doyurucu bilgi. Bu vesileyle de ben kendisini ve ailesini de bayramını kutluyorum. İyi ki varsın Aydın Hocam. Evet. Aydın Hoca iyi ki var. İyi ki siz varsınız. İyi ki bayramı yaşayan, bayramın tadını anlayan insanlarımız var. Çünkü bu bayramları layıkıyla yaşamamız lazım. Mutlaka. Özellikle bu bayramların eskiden yaşandığı gibi o tatla, o nefasetle, o güzelliklerle yaşanması lazım. Mutlaka insanların tatile de ihtiyacı var. Mutlaka. Ama birkaç günlük tatil için bu kadar önemli, insanların birbiriyle iyi iletişim kurdu, akrabaların birbiriyle hoş sohbet ettiği veya etmesi gerektiği, küskünlerin, dargınların barıştığı, böylesine güzel günleri boşa geçirmememiz gerektiğine inanıyorum. İlerleyen günlerde, ilerleyen senelerde inşallah bunun idrakine varırız diye düşünüyorum. Çünkü bu bayramları mutlaka teknolojiyi geriye çeviremeyiz. Mutlaka. Ama teknolojiyi bu şekilde en azından bu bayramlar için kullanmayalım. Hazır SMS'lerle birbirimizin halini hatırını sormayalım. Birbirimize gidip gelerek, birbirimizi hissederek ve evet, birbirimize dostluklarımızı olan pekiştirerek, saygımızı, sevgimizi karşılıklı olarak aktararak bu bayramları geçirelim İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Son sözleriniz? Vallahi ben şimdi öncelikle gurbette olan kardeşlerimin, eniştelerimin bayramlarını kutluyorum. Balıkesir halkının bayramlarını kutluyorum. İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel duygularla güzel bir kamp dönemi geçiren ve yenilikte başarılara aç bir Balıkesir sporumuza bu güzel değerli günlerden sonra, mübarek Ramazan bayramından sonra onun da ufkunun çok açık olması, Balıkesir sporumuz için genel kuruldan sonra küskünlüklerin sizin de bahsettiğiniz gibi ortadan kalkarak el birliğiyle, bu vesileyle, Ramazan bayramı vesilesiyle kırgınlıkların ortadan kalkarak hepimizin Balıkesir sporumuzun etrafında kenetlenerek birinci maçtan son maça kadar bu duygular, güzel duygularla stadı doldurmamızı ve Balıkesir sporumuzun başarıya koşmasını el birliğiyle, canı gönülden bütün halkımızdan bekliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgili seyirciler, bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Spor gününden bugünlük bu kadar. Bir dahaki spor gününde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.